LGS'ye son 52 gün gerçekten evde kalmaktan birazcık sıkıldık ama gerçekten evimiz çok güzel. Hatta bunlar yakalası bir haritada yaptık. Şimdi dışarıda virüs canavarı var. Bizi yakalamaya çalışıyor ama biz evimizdeyken Plaj spor yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Evde tabii ki egzersiz hareketleri yapabiliriz. Yemek vadesi, göl kenarı okuma etkinliği, relax adası, oyun dağları, oyun oynuyoruz bunu da biliyoruz tabii ki. Oda toplama gezetisi, el yıkama zamanı, ders çalışma koyu. Biz tabii ki daha çok ders çalışma koyuna takılıyoruz. Neden? Çünkü şu anda evdeyiz ve evde de güzel güzel netlerimizi artıracağız. Bu espriyle başlamak istedim ama günün sözü ne kadar çok öğrenirsen o kadar çok kazanırsın. Şu anda bizim de evde kaldığımız süre içerisinde gerçekten öğrenebileceğimiz o kadar çok zaman var ki. Bir sürü soru çözerekten, bir sürü kitap okuyaraktan inanılmaz bilgi dağarcığımızı büyütebiliriz, geliştirebiliriz ve sınava girdiğimizde de çok güzel sonuçları elde edebiliriz. Günün yorumuna bakmak istiyorum. Ayşenur Çetin 382 beyni almış. Hızlı bir şekilde cevaplıyorum yorumu. Bunu okuyan kişi inşallah istediğin liseye gidersin. Hocam sorularım şunlar demiş. Yani Dilek Ağacı oldu. Ben mat yeni lise sorularda zorlanıyorum. Ben LGS kadar mat çalışmasam, öbür dersleri fullesem benim düşüncem bu, siz yanlış düşüncem. Eğer matematiği zaten yapamıyorsan diğer derslere odaklanmak doğru bir mantık olabilir. Niye? Çünkü matematiğe 10 saat veriyorsun. Çok zor bir soru yapabiliyorsun, iki soru yapabiliyorsun. Diyelim ki matematiğin çok zayıf. Ama diğer tarafta fende, Türkçe'de, inkılapta, dinde, İngilizce'de çok iyi çalışıp onları full yaparsan matematik eksiğini kapatmış olursun. Ha süper bir fen tabii ki gidemezsin. Çok çok iyi bir Anadolu Sesi'ne böyle Beşiktaş, Galatasaray gibi Anadolu lisesine, Kabataş gibi Anadolu lisesine gidemezsin matematik yapmadığın sürece. Ama hiçbir yer kazanamayacaksın diye bir şey yok. Netlerin çok iyi olduğu için diğer tarafta mutlaka bir puanın oluşur ve yine bir Anadolu Sesi'ni kazanırsın. E, 200'lerde olan birisi 450'ye çıkabilir mi? Çıkabilir. Tabii matematiği de yapması lazım bu durumda. Ama 250 olan birisi 450 çok sıkı bir çalışmayla son 2 ay içerisinde sadece 1. dönem konular olduğu için çıkabilir. Ama çok çok zor olur. Yine de başarabilir. Ama matematik yapmadan olmaz tabii ki. Hocam ben test çözmekten bıktım, usandım. Ne yapmalıyım? Biliyoruz arkadaşlar. Yorulduğunuzu biliyoruz. Zaten o yüzden ödülünüz büyük olacak. O yüzden sıkıntı çektiğiniz için çok güzel bir lezzet bekliyor. Zaten çok kolay bir şey yapsaydınız o zaman da zaten çok kolay kazanın derdimiz. Hayır. Şu anda birazcık sıkıntı çekiyoruz. Zahmette rahmet vardır. Sıkıntının bitmesi insana lezzet verir. Birazcık daha sabredin. Eğer çok yorulduysanız biraz dinlenin. Bir gün dinlenin. Mesela kendinize of verin. Ama sonrası aynı yerden kaldığınız yerden çalışmaya devam edin. Hocam günlük kaç saat internete bakmalıyız? O sizin ders çalışma sürenize bağlı. Eğer faydalı şeyler izliyorsanız bizim gibi <laughs> veya hatta belgesel izliyorsanız bir iki saatten fazla bakabilirsiniz. Ama sadece oyun gibi veya hatta böyle eğlenceli bir şeylere bakıyorsanız günde maksimum bir saat bakmalısınız. Ama iletişim için, ders çalışma için daha fazla süreyi uzatabiliriz. Hocam mesela bu Zoom denilen bir uygulama var veya hatta işte böyle Skype Skype. oradan arkadaşlarınızla sohbet ederekten dersleri e, çalışabilirsiniz. Onlarla sohbet ederekten sen ne yapıyorsun, çalışıyor musun, ben çalışmıyorum, ben de çalışıyorum falan gibi birbirinizi motive edebilirsiniz, sosyalleşebilirsiniz. Hocam denemek emin olduğum kaynaklardan 20 veya 10 soru dersine ayırıyorum. Sizce ikisi de olur mu yoksa illa deneme çözmek mi? Tabii ki de illa deneme çözmemiz gerekiyor. Ama soru bankaları da çok faydalı. Yani şöyle düşünün. Sınavda sizin karşınıza deneme çıkacak. O yüzden biz deneme çözme mantığını matematikten, Türkçe, Türkçe, matematikten işte fene, fenden, Türkçe, Türkçeden inkılap, inkılaptan, din, dinden, İngilizce böyle bu sırada test çözme zihnimizi alıştırmamız lazım. Ama herhangi bir test kitabından da bol bol soru çözerekten netlerimizi artırabiliriz. Size Haziran'da sınav yaptıklarında deneme sınavı yapacakları için biz deneme çözüm diyoruz. Hocam ben paragraf soruları çözüm gelmiyor. Onun yerine kitap okumayı daha çok seviyorum. Ben paragraf soruyu kitap okusam olur mu? Sen olur. Sana olur. <laughs> Tabii ki olur. Neden olmasın? Herkes olur. Ama sınavda tekrar söylüyorum. Bizim karşımıza paragraf sorusu çıkacak. Zaten çok kitap okuyan birisi paragraf sorularını rahat rahat çözebilir. Bundan hiç endişelenme. Ama mutlaka mutlaka kendini paragraf sorularına da odaklamalısın. Yani hep kitap oku oku hiç paragraf soru çözme. Önüne geldiği zaman da sıkıntı yaşayabilirsin. O bir paragrafın bir test çözme tekniği var. Günlük 400 soru çözen birisi 120-130 puan artırabilir mi? Artırabilir. Günde 4 soruyu çok kaliteli bir şekilde çözerse kesin artırır. Matematik 10-13 net olan birisi günlük 150 soru çözerse 18-19 net çıkabilir mi? Çıkabilir. Matematikten 150 soru çözen birisi 19 netlere kadar çıkabilir. Günde 200 soruyla 70-80 puan artırabilir miyiz? Eğer 430 e, puandaysan günde 200 soruyla 500 puana çıkamazsın. Ama atıyorum 300 puandaysan 370 puana veyahut da 350 puandaysan 420 puana günde 200 soruyla çıkabilirsin. Çünkü sadece birinci dönem konuları var. Üst taraflarda çıkmak zor. Bunu her zaman söylüyoruz. Şöyle bir dağın zirvesinde burası daha dik olduğu için daha zor oluyor. Yani 450 puandan sonrasında yükselmek çok zor oluyor. Ama aşağısına hızlı yükselebiliyoruz. Test çözerken birkaç yanlışım çıkınca moral ve motivasyonum düşüyor. Ne yapmalıyım? Moralimizi bozmuyoruz arkadaşlar. Stresi alıyoruz. Birazcık tutuyoruz elimizde üf yani yapamadım diyoruz sonra bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Yani eğer biz şu ana kadar yaptığımız bütün yanlışlara üzülüyor olsaydık hiç sevinemezdik. Tabii ki de bazen üzüleceğiz ama kısa süreli üzüleceğiz sonra hemen yolumuza devam edeceğiz. Aman Allah'ım. Ayşe Nur Çetin'in yorumları bitmemiş. Yabancı öğrenciler için tavsiye verebilir Özellikle Türkçe. Türkçe'de sizler e kitap okuyaraktan tabii ki Türkçe'nizi geliştirebilirsiniz. Ama yabancı öğrencilerin aynı zamanda bir kulak alışkanlığı oluşması yani Türkçe öğrenilmesi için Türkçe konuşmaları, Türkçe işte filmleri de izleyebilirler. 300 puanda olan birisi %7'ye girebilir mi? Birazcık zor bir ihtimal. Gerçekten düşük bir ihtimal. Suudi Arabistan'a yurt dışına test kitapları sipariş verebilir miyiz? Bunu verebilirsiniz arkadaşlar. Bununla alakalı bizim kargo firmamızla iletişime geçtiğinizde size yardımcı olacaklardır. Gerekirse bir, 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 bir konuma oradan da size gönderebilirler. Dersin başına oturunca bununla alakalı müşteri ilişkilerimizi arayabilirsiniz. Size o konuda yardımcı olmalarını söyleyebilirsiniz. Hocamız bize söylemişti nasıl yardımcı olacaklarına dair destek olmamızı isteyin diyebilirsiniz. Dersin başına oturunca 5 dakika bir kalkasım geliyor ne yapmalıyım? Bu her zaman oluyor arkadaşlar. Bakın sınava girdiğinizde de ne olacak biliyor musunuz? Okuyacaksınız sınava. Önünüze sınav kitapçı gelecek. Eyvah, eyvah diye bir heyecan oluşacak. Bir beş dakika ilk başta. Sonra bir tane soru çözdüğünüz an, doğru yaptığınız, hissettiğiniz an... Oh! Ardından 2, 3, 4, 5 devam edecek. Dolayısıyla her şeyin başı gerçekten zor. Hatta başlamak bitirmenin yarısıdır diye bir söz var. Çünkü gerçekten bir şey başlamak çok zor. Ben mesela bu videoyu sabahtan beri hazır. İşte şu kağıdı kullanayım mı diyorum. Önüne koyayım mı? Acaba ne yapsam? Yorumlar çok uzunmuş. İşte şurada bir sürü yorum var. İşte günün kitabı olaraktan bu kitap çok mu kalın olur? Acaba ne yapsam falan düşünün. Bir türlü başlayamadım. Şimdi başladım ya. Oh artık bitirebilirim. Eminim ki birazdan da bitecek inşallah. Devam ediyoruz. Siz de öyle. İlk 5 dakika biraz sabredin. Sonrasında devamı gelir. E, matematik konu anlatımı dinliyorum ama dinlediğim konunun testini çözemiyorum ne yapmalıyım? Bununla alakalı küçük adımlarla başlamalısın. Bebek adımlarıyla. Küçük adımlarla başla. Bir anda direkt zor sorulara başlarsan olmaz. Bununla alakalı bizim TOS 1, 2, 3, 4'te ilk başta temel seviye sorular. Sonra orta seviye sorular. Sonrası sınav tarzı sorular var. Onlardan faydalanabilirsin. Sözeli ve fini full yapmak için ne yapmalıyım? Sözeli full yapmak için öncelikle her zaman söylediğimiz gibi çok kitap okumalıyız ve çok paragraf sorusu çözmeliyiz. Çünkü Türkçe'de, inkılap tarihinde, Dinde inanılmaz uzun paragraflar karşınıza gelecek. Onlara karşı bol bol paragraf soru çözerek kendinizi sağlam almalısınız. Ve tabii ki de bu konularla alakalı sorular, denemeler, soru bankalarından testler çözmeniz önemli. Fende ise... Milletin Bakanlığı'nın kaynaklarında kullanılan güncel yaşam soruları, deney soruları, işte deneye dayalı sorular bunların hepsini incelemeniz lazım Milletin Bakanlığı'ndan. Örnek soruları çözmeniz lazım. Sonra da bol bol test çözerekten bu işi halledebilirsiniz. Uyku düzeni bozuldu bu bizi etkiler mi? Etkiler. Uyku düzeninizi bozmayın arkadaşlar. Şu anda bozuksa yavaş yavaş düzeltmeye başlayın. Çünkü sınav sabahleyin olacak. Şimdiden kendinizi sabahleyin kalkmaya alıştırın. Bursluluk sınavı LGS'den bir gün ama son bir haftada düzeltebilirsiniz. Eğer şu anda uyku düzeniniz bozuldu. Mesela geceleri çok iyi çalışıyorsunuz. Gündüzleri de uyuyorsunuz. Buna bir şey diyemem. Son bir hafta bunu tekrar düzeltebilirsiniz. Ama gece de çalışmıyorsun. Gündüz de çalışmıyorsun. Gece geç yatıp sabahta geç kalkıyorsun. Bu kötü. O zaman düzeltelim. Bursuluk sınavı LGS'den bir gün önce bu bizi etkiler mi? Bununla alakalı mutlaka bir düzeltme yapılacaktır. Ama bu sizi olumsuz etkilemez. Niye? Bursuluk sınavına girersiniz, çözersiniz. Hmm, sınav zordu, kolaydı tartışmasını yaptıktan sonra hop hemen ertesi gün LGS'ye devam edersiniz. Konya Meran Fen Lisesi için günlük kaç soru çözmeliyim? Konya Meran Fen Lisesi için, tabii ki burada hemen bakalım e, tanıtmışım arkadaşlar. E, Ardo Lisesi 2.82'miş. Fen Lisesi daha da yüksektir. Bu durumda gerçekten bayağı bir soru çözmeniz lazım. Günde en az 270 soru çözmeniz lazım. İyi bir Fen Lisesi bu liseleri tanıtıyoruz çoğunu, artı bir görsün demişler. Notre Dame'ın kamburu gerçekten tam bir kambur. Victor Hugo'nun romantik eseri, çok değerli bir eser. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ve gelelim diğer soruya, e, diğer o günün okuluna. Konya Meram Anadolu Lisesi'ni görüyoruz. Burada 2.82 ile almış. Tıp fakültesi ve mühendislik fakülteleri kazandırıyor gerçekten. Önemli bir lise, başarılı öğrencileri bekliyor. Sizler de e, mutlaka bu liseye girebilirsiniz. Günün kaynağına baktığımızda LGS ilk tekrar kitabımızı görüyoruz. İlk tekrar kitabımız gerçekten yeni nesil beceri temelli sorularla sizlere matematikte, fende öğrenmeniz gereken konuları tam da yeni nesil sorulara uygun bir şekilde hazırladı. Gerçekten bu soruları çözdüğünüzde ilk dönemi güzel bir şekilde tekrar etmiş olacaksınız. Ödüllü sorumuzdan geçmeden önce günün sorusuna bakmak istiyorum. Burada 1914 yılında Mustafa Kemal Sofya'da Osmanlı Yatçı'nda görevliyken bir dünya savaşı başlıyor. Bu görevli sırasında gelişmeleri takip ediyor ve savaşın başlangıcı Almanya'nın yenileceğini çevresi açıkça söylüyor. Bu metne göre tam bir LGS sorusu bakın arkadaşlar. Bu LGS'de böyle bir soru gelebilir. Mustafa Kemal hangi kişilik özelliğini açıklıyor diyor. Öne çıkmaktadır diyor. Ödülü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım evde kalıyoruz. Güzel güzel netlerimizi artırıyoruz.